Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain emma ba'd. Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak O'na ibadet eder ve ancak O'ndan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin ve ashabının üzerine olsun. Hassaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli kardeşlerimin üzerine olsun. Davetimize icabet ederken attığınız her adım dolayısıyla Allah katındaki değeriniz, takvanız, izzet ve şerefiniz artırılsın. Yine buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca kusurlarınız, günahlarınız bağışlanıp affedilsin inşallah. Buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş bir şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Sevgili kardeşlerim, Allah nasip ederse bu akşam Ey İman Edenler ile başlayan ayetler serimizin Ali İmran bölümüne gelmiş bulunmaktayız. Sevgili dostlar, Fatiha suresini tefsir ederken Fatiha suresiyle iki konuya temas etmiştik. Ve demiştik ki bu surenin bir kısmı dua, şükür ve zikir iken bir kısmı da alemlerin Rabbi olan Allah Subhanahu ve Taala'ya münacatlarımızın ifadesiydi. Yani biz İhdinas sıratal mustakim sıratal lezine en'amte aleyhim. Allah'ım bizi dost doğru yol olan yani sırat-ı mustakime ilet ki o sırat-ı mustakim peygamberlerin, sıddıkların, salihlerin ve şehitlerin yoluydu. Ancak bizi gayril mağdubi aleyhim وَلَدَّالِّنْ azaba, gazaba ve lanete uğramış olan Yahudi ve Hristiyanların yoluna, yöntemine, menhecine iletme diye dua ettik de yedi kat göğün Rabbi, alemlerin sahibi Allah Subhanahu ve Teala duamıza Bakara, Ali İmran, Nisa ve Maide sureleriyle cevap verdi. Biz dost doğru yolu talep ettik. Allah Fatiha'dan sonra yer alan dört uzun sureyle sırat-ı mustakimi bize tanıttı. Biz Rabbimizden sırat-ı mustakim üzerinde nimetlenen, şereflenen insanların hallerini talep ettik. Allah bu uzun surelerde uzun uzun onların hallerinden bahsetti. Biz Allah'ım senin gibi cabbar, senin gibi kahhar olan yüce bir zatın lanetine uğramış olan kavmin durumunu bize tanıt da onlardan soyutlanalım, onlardan dışlanalım, onlardan beri olalım. Allah ayrıntısına kadar onların hallerinden bahsetti. Evet, bu kabilden düşünüldüğünde Ali İmran suresi Bakara suresinin bir devamı niteliğindedir aziz dostlarım. Ve Allah Subhanahu ve Teala bu uzun surenin içerisinden 100. ve 101. ayetleriyle gündemimize bildiğimiz ama yeri geldiğinde de uygulamada veya anlamada geri kaldığımız bir meseleyi getirecek. Evet. 100. ayetler Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyuruyor. Bismillah. Ya eyyuhellezine amenu in tuti'u fariqan minellezine utul kitab yeruddukum ba'de imanikum kafirin. Ey iman edenler, ey Müslümanlar. Eğer siz kitap ehlinden bir zümreye itaat edecek olursanız ey müminler, siz Yahudi ve Hristiyanlardan bir zümreye, alimlerine, onların ünlemle abidlerine, onların bilim adamlarına,
onların ilim adamlarına, onların edebiyatçılarına, onların gönül adamlarına, onların sanatçılarına tabi olursanız, sizi imanınızdan sonra kafirliğe döndürmek isteyeceklerdir. Subhanallah. Sizi imandan sonra küfre doğru yaklaştırmaya çalışacaklardır. 101. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَاَنْتُمْ تُطْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللّٰهِ وَف۪يكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَسِمْ بِاللّٰهِ فَكَدْ هُدِيَ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Allah'ın ayetleri okunup dururken ve Resulü de, yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sizin içerinizde nefes alıp vermeye devam ederken, gölgesi halen üzerinizdeyken, eli halen sizin üzerinizde titrerken, dikkat edin şimdi, kime sesleniyor Allah? İman edenler içerisinde özel bir sınıfa seslendi Allah. Kime? Sahabeye. Allah size ayetlerini indirip peygamberi sizin içerisinizdeyken halen diyor nasıl inkara diyor dönüyorsunuz. Subhanallah. Nasıl inkara doğru meylediyorsunuz? Kim Allah'a sımsıkı tutunursa sırat-ı müstakime doğru, yani dost doğru yola iletilir diyor Allah Subhanahu ve Teala. Evet kardeşlerim, bu ayetler iman eden sınıflar içerisinde özel bir zümre için indirildi. Kim? Sahabe topluluğu için. Peki sahabenin içerisinden hangi özel topluluğa? Ensara indirildi. Peki ensar içerisinden hangi kavimler tehdit edildi? Allah ayetlerini indiriyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam mescitlerinizde, çarşılarınızda, pazarlarınızda, cenk meydanlarında yürürken siz küfre doğru meyletmek istiyorsunuz diyerek tehdit edilen Es ve Hazreç kabilesidir. Gönüllerini, yüreklerini, evlerini, topraklarını İslam'a açan insanları tehdit ediyor Allah. Neden mi? Evet, bu ayetlerin inmesine bir sebep vardır. İnşallah bu sebep üzerinden bu akşam dersimizi yapmaya çalışacağız kardeşler. Sevgili dostlar, Medineliler, bakın Medine'nin hepsi, İslam'la şereflenmeden önce büyük bir cahiliyenin içindeydiler. Öyle ki birbirlerini öldürmekte, birbirlerini kırıp geçirmekte haddi aşmışlardı. İçlerinden kabile savaşları, ırkçılığın, milliyetçiliğin, tabir edilmesi günümüz ifadesiyle faşizmin ortaya çıkartılıp da insanların birbirine kanlarına ellerini uzattığı bir dönem. Ve özellikle Medine içerisinden Evs ve Hazreç kabilesi bu topluluklar içerisinde en meşhurlarından ikisiydi kardeşler. Öyle ki Medine onların eliyle güvensizlik ve huzursuzluk yurdu haline getirildi. İnsanların can ve mal emniyetleri ortadan kalktı. İşte onlar bu durumu yaşarken Allah Subhanahu ve Teala bakın onlara şöyle dedi. Vezkuru ni'matallahi aleykum. Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin, anın dedi Allah. Niçin? Evs ve Hazreç'e sesleniyor Allah. Allah'ın size olan nimetini zikredin ve anın dedi Allah. Niçin? Çünkü onlar kılıçlarını kınlarından boş bir dava için kanlarını akıtmak adına kılıçlarını çıkarttılar. Dedik ya, Medine'yi, medeniyetin beşiğini, anarşinin yurdu haline getirdiler. Evs ve Hazreç kabileleri. Ve Allah dedi ki onların bu içinde bulunduğu durumda Allah'ın nimetini anın, Allah'ın nimetini zikredin. Çünkü suyun necaseti temizlediği gibi İslam da onların arasındaki husumeti temizledi. Sonra ne dedi Allah? فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ
Allah sizin kalplerini birbirinize uzlaştırdı. Sizi birbirinize sevdirdi. Çarpık ve birbirinize sırt çevirmiş kalplerinizi tekrar yüz yüze getirdi. Fasbahtum bi ni'metihi ihvana. Sonra da tekrar söylüyor Allah. Allah'ın nimetiyle kardeşler oldunuz. Subhanallah. Öyle bir kardeşlik tesis ettiler ki bir ucu Medine'de, diğer ucu Mekke'de, diğer ucu Şam'da, diğer ucu Basra'da, diğer ucu Afrika'ya kadar uzandı elhamdülillah. Öyle bir kardeşlik tesis ettiler ki kendilerini birbirlerine varis olarak görmeye başladılar. Birbirlerine miras bırakıyorlardı. Arazilerini, mallarını, mülklerini, bahçelerini. Öyle bir kardeşlik tesis ettiler ki dünya onları hayranlıkla izlemek zorunda kaldılar. Ve bugüne kadar etkisi devam etmekte, yarınlara da örnek olmaya devam edecek Allah'ın izniyle. Evs ve Hazreç'in kardeşlikleri. Ancak Medine'nin içerisinde bulunan bu mutlu tabloyu hain gözlerle izleyen bir topluluk varlığını sürdürmekteydi. Müslümanların İslam'ın getirmiş olduğu barışı, huzuru ve saadeti bertaraf etmek için elinden gelen bütün gayreti gösteren bir topluluk halen Medine içerisinde nefes alıp vermeye devam etmekteydi. O kim? İnsanların, hayvanların, bitkilerin dahi yaka silkti. Kıyamet gününde kendilerinden hesap soracakları Yahudilerden başkası değildi. Nerede bir güzellik, nerede hayırlı bir iş varsa oraya parmaklarını sokup engellemeye çalışan ve hayatın kendi merkezlerinde dönmesini isteyen bir Yahudi topluluğu, evet maalesef Medine üzerindeki bu güzelliği bertaraf etmeye çalışıyor. İslam Medine'ye gelip kardeşlik anlaşması, kardeşlik vesikası kurulduğunda bu maddelerin kağıt üstünde kalıp hayata geçmemesi için türlü entrikalar yapacaktı. Allah'ın lanetlediği ve aşağılık bir sınıfın içerisine indirdiği Yahudiler, yani İsrailoğulları. Bakın, dedi ki bu ayetlerin inmesine bir sebep vardı. Ve bakın bu sebebi müfessirler şu şekilde anlatıyorlar. Medine'de Yahudilerin içerisinde bilgide, tecrübede, tabir yerindeyse şeytanlara pabucunu ters giydirecek Şahs bin Kays isminde bir adam vardı. Ensarlılar muhacirlerin yanına ziyarete gidiyorlar. Aralarında bir muhabbet, ülfet söz konusu. Şahs bin Kays bakıyor, bu insanlar bir ihtilafa düşmemişler, kendi aralarında bir kavga yok, çekememezlik söz konusu değil ve bakın dilinden şu sözler dökülmeye başlıyor. Diyor ki artık Kay ile oğulları, yani kimi kastediyor? Evs ve Hazreç'i kastediyor. Artık Kay ile oğulları bir araya gelebilmiş ise bizim burada oturacak bir durumumuz kalmamıştır. Subhanallah. Artık Kayloğulları, yani Evs ve Hazreç birbirleri arasındaki husumeti giderip kardeş oldularsa artık bizim pazarımız tükenmiştir. Bakın bize buradan iki şey çıkıyor. Bir, Evs ve Hazreç arasındaki husumet basit, böyle iki aşiret arasındaki tartışma değil. Asırlardır süren bir tartışma. Yıllardır süren bir çekişme. Ve bakın insanlar nazarında da asla bir araya gelinemeyeceği düşünülen iki topluluk. İkincisi, demek ki nerede iki anlaşamayan topluluk varsa onların içerisinde Yahudiler cirit atmaktaymış. Yahudiler için güzel bir pazar oluşmaktaymış. Anlaşamayan insanların pazarında Yahudiler yer almaktaymış. Şahs bin Kays bize bunu öğretiyor. Sonra yanındaki gence diyor ki git. Onların arasına otur ve dikkat edin şimdi. Geçmişte
birbirlerini kırıp geçirdikleri bu az savaşından bahset. Evs ve Hazreç arasında yaşanan en büyük savaş bu az savaşıdır. Ondan bahset. Onda meydana gelen olayları zikret. Bakın devam ediyor. Hatta birbirlerine karşı söylediği şiirleri birbirlerine hatırlat. Hatırlarsanız önceki derslerimizde Araplar şiiri medya gibi kullanıyorlardı. Bir güçtü şiir onların elinde. Bir kavmi küçümsemek mi istiyorlar? Bir şahsı ayaklarını toprağın altına mı bağlamak istiyorlar? Hemen şiirlere sarılırlardı. Ve diyor ki git onlara birbirleri aleyhine söylediği şiirleri hatırlat. Umulur ki aralarında tefrika hasıl olur diyor bu Yahudi adam. Kim bilir Medine'de kaç ailenin, kaç kabilenin arasını açmıştır. Hele torunları bugün, bırakın aileleri, bırakın aşiretleri, Orta Doğu'da yer alan aşiretleri, bugün dünyada ülkeleri birbirine düşüren, evet bu Şas bin Kays'ın torunlarıdır. Hile ve yöntemlerini dedelerinden öğrenip, Evs ve Hazreç gibi geçmişte hastalığı bulunan bizleri, kalplerinde bu hastalığı ortlatıp birbirimize düşüren husustur. Ve bakın bu genç kalkar aya, Evs ve Hazreç'in ortasına oturur, dedesinin söylediği sözleri yerine getirir, Evs ve Hazreç arasında şöyle bir kıpırdama meydana gelir. Ve yavaş yavaş tansiyon yükselir. Evs ile Hazreç kabilesinden iki insan birbirine girmeye başlarlar. Kavga ederler. Kavga öyle büyümeye başlar ki Evs ve Hazreç Müslümanları silahlanır hale gelirler. Öyle bir hale düşerler ki birbirlerini bu az savaşının yapıldığı meydana davet ederler. Subhanallah. İki topluluk bir anda birbirine düşman kesilirler. Bu as gününde olduğu gibi karşı karşıya gelirler. Durum hemen Resulullah aleyhissalatu vesselama intikal edilir. Hemen muhacirleri alır Allah Resulü aleyhisselam. Evs ile Hazreç'in tam ortasına girer. Ve bakın onlara şöyle seslenir. Ey Müslümanlar topluluğu. Ey Evs ve Hazreç değil. Cahiliyede isimlendirdikleri isimlerle anlatmıyor Resulullah aleyhisselam. Kendileri üzerinde devrim yapan İslam'la onlara hitap ediyor. Kendilerine verilen en şerefli isimle onlara zikrediyor. Ey Müslümanlar! Ben sizin aranızdayken Allah sizi İslam'la cahiliyenin şirkinden, pisliğinden temizlemişken siz şimdi birbirinizle çatışıyor musunuz? Yoksa siz eski halinize dönmeyi mi umuyorsunuz deyince sahabeler bir anda toparlandılar. Şöyle kendilerine geldiler. İçinde bulundukları hali ayıpladılar. Hayıfladılar kendilerini. Ve düşmanlarının kendilerine nasıl bir tuzak kurduğunu fark ettiler. Ellerindeki kılıçları kenara atıp birbirlerine sarıldılar ve ağlaşmaya başladılar. O sıra Cabir İbni Abdullah şu sözleri söyledi. Dedi ki ben, yani biz Medineliler aslında içinde bulunmuş olduğu durumu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bilmesinden daha kötü bir şey bilmiyorduk diyor. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bizim bu halimizi görmesinden utandık. Böyle bir hale nasıl biz düştük? Allah Resulü geldi, safların diyor ortasına girdi. Eliyle diyor bize işaret etti. Sonra diyor Allah kalplerimizi birleştirdi. Ve daha sonra anladık ki Peygamber aleyhissalatu vesselamın bizim durumumuzu bilmesinden daha güzel bir şey yokmuş. Ve bakın şimdi sözlere dikkat edin. Ben o günün başında, bakın dikkat edin, ben o günün başında bulunduğumuz durumdan daha kötü bir gün, ancak o günün sonundan da daha hayırlı ve güzel bir gün asla bilmiyorum kardeşler. Cabir İbn Abdullah bu sözleri söylüyor. Evet, bu olay tüm faziletlerine rağmen sahabenin masum olmadığını, günahsız olmadığını, yeri geldiğinde
hislerine kapılı bir hataya meyledebileceklerini gösterdi ve bize de şunu bakın duyurdular. Ey Müslümanlar, vallahi biz iman eden topluluklarız. Vallahi bizde milliyetçiliğin kokusu olmaz. Ne Kürtçülüğüymüş, bizde Kürtçülük olmaz. Ne Türkçülüğüymüş, Türkçülük yerin dibine batsın. Bizi şereflendiren İslam'dır. Sakın bu sözlerinize aldanmayın. Birileri gelir, eski duygularınıza parmak sokar. Sonra Kürt'ü de, sonra Kürt'ü de, sonra Arap'ı da, Acemi de karşı karşıya getirir. İki sakallı ellerini boğazlarının arasına sokar. Aynı mescitte secdeye koyan başlar, birbirlerine silah sıkar duruma gelirler. Sakın buna güvenmeyin. Evs ve Hazreç bize bunun mesajını verdi. Ama şu mesajı da verdiler. Eğer bizi birileri Allah ve Resulü ile uyarırsa, içinde bulunduğumuz hatayı Allah'ın ve Resulü'nün sözleriyle düzeltirse, Evs ve Hazreç gibi tabi olacağımızı öğrettiler. Asıl tavır takınmamız gerektiğini bize gösterdiler. Bu da onların aslında ne kadar büyük bir fazilete sahip olduklarını bize göstermektedir aziz dostlarım. Peki Yahudilerin bu kirli oyun, evet bu ayetler bu oyun üzerine indi. Yahudilerin bu kirli oyunları Müslümanlara ilk defa zuhur etmiş, Müslümanların içinde ilk defa meydana gelmiş bir olay mıydı? Vallahi değil kardeşler. Müslümanlar Mekke'de Kureyşlilerle yaşarken Medine'den Yahudiler zehirlerini oraya salıyorlardı. Yani Medine'de yaşayan Yahudilerin kini, öfkesi, düşmanlığı daha hicretten önce başlamıştı. Nasıl mı? Kureyşliler Resulullah aleyhissalatü vesselamla baş edemeyince Nadır bin Haris'i Yahudilere elçi olarak gönderdiler. Niye? Biz Muhammed ile aleyhissalatü vesselam baş edemiyoruz. Yahudiler bu konuda bize siyasi anlamda yardımcı olsunlar diye. Yahudilerden bu konuda daha tecrübeli kim olabilir kardeşler? Peygamberlerini susturmada, peygamberlerinin davasını yarı yolda bıraktırmada, peygamberleri hicret ettirmede, peygamberlerini şehit etmekte, peygamberlerine sırt çevirmekte Yahudi'den daha tecrübeli kim olabilir? Özel yetiştirilmişler sanki. Şeytanın yapamayacağını yapmıştır İsrailoğulları. Ondan dolayı Nadır bin Haris'i, ki kendisi de büyük bir şeytandır, onu da ifade edelim, Mekke'nin Kureyş'in şeytanıdır, Nadır bin Haris'i Yahudilere elçi olarak gönderdiler de Muhammed'i aleyhissalatü vesselam'ı nasıl sustururuz? Bunlar nasıl karşıladılar biliyor musunuz kardeşler? Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı vallahi de Allah çünkü kitabında söylüyor, billahi de yedi kat göğün üzerinden bunu ayetler destekliyor. Aleyhissalatü vesselamın kutsal kitaplarında, kutsal metinlerinde peygamber olduğunu bilmelerine rağmen, hem de öz çocukları kadar tanımalarına rağmen, Nadır bin Haris'e geldiler dediler ki, sizin dininiz Ebul Kasım'ın dininden daha hayırlıdır. Sizin şirk kokan, putperest, zinakar, çocukları, kız çocuklarını öldürmenin önünü açan, zulmü destekleyen dininiz Allah'ın tertemiz şeriatından daha hayırlıdır dediler. Subhanallah. Peki bunu ilimsizliklerinden mi söylediler? Bilgisizliklerinden mi söylediler? Vallahi değil. Bu sözleri söyleten Müslümanlara duydukları kin ve öfkeydi aziz dostlar. Yoksa ilimsizlikleri değildi. Resulullah'ın gerçekten Allah'ın peygamberi olduğunu çok iyi biliyorlardı. Ama müminlere duydukları kin ve öfkeden müşriklere dediler ki sizin dininiz daha hayırlıdır. Yetmedi. Sonra ne yaptılar? Güya haşa ve kella Muhammed aleyhissalatü vesselamın yalancılığını ortaya çıkarmak için üçlü bir formül oynadılar. Ney? Dediler ki Nadır bin Haris'e git Ebul Kasım'a söyle. Biliyorsunuz onlar
Muhammed Aleyhisselam'ın ağzına adlarını almak istemiyorlar. Almasınlar o pis dudakları, o ayrı bir mesele. Ebul Kasım'a dediler git, üç şeyi sor. Eğer size o üç şeyden haber veremezse bilin ki o yalancıdır. Neydi onlardan biri? Ashab-ı Kehf. Romalılar da İsa Aleyhisselam'ın şeriatına tabi olmuş genç insanların hikayesini sordular. İkincisi Zulkarneyn, doğudan batıya kadar bütün tabirlerindeyse topluluklarla savaşıp muzaffer olmuş bir kişiyi sordular. Sonra dediler ki ruhtan, yani bir kişinin ruhundan mı yoksa ihtilaflıdır Cebrail'den mi bunu kastediyorlar. Bunu sor, eğer cevap veremezse bil ki Muhammed yalancıdır dediler. Haşa ve kella. Ve Nadir bin Haris elmas bulmuş, defineci gibi Mekke'ye koştu, ancak Allah Kehf suresiyle Peygamber aleyhissalatu vesselama desteğini gönderdi. Bu hile bertaraf oldu elhamdülillah. Peki hicret ettikten sonra? Yani Müslümanlar hele Mekke'den kalkıp Medine'ye gidip yerleşince müminlere olan kinleri, öfkeleri daha çok arttı. Bakın basit bir olay. Bedir'de müminler muzaffer olunca Ebu Sufyan Bedir'in intikamını alıncaya kadar başıma su dökmeyeceğim diye yemin etti. Bedir'in intikamını almak istiyordu. Ve 200 kişilik süvari birlik topladı. 200 adamıyla beraber bir gece Medine'nin yakınlarına geldi. Nadir oğullarının liderlerinden Selam bin Hüşeym ismindeki, aynı zamanda hazinedarları oluyor. Para onun elinde birikiyor. Adama misafir oldu. Bu Selam ismindeki Nadir oğullarının lideri Medine'nin ne kadar zayıf noktaları varsa, Müslümanların ne kadar zayıf yerleri varsa ve aynı zamanda ne kadar gizli haberler varsa hepsini Ebu Sufyan'a paylaştı. Ebu Sufyan gece vakti 200 adamını aldı ve Müslümanların Medine'ye yakın olan hurma bahçelerini yakmaya başladı. 200 adamıyla beraber. Ona karşı çıkan ensarlı bir Müslümanı şehit edip kaçtılar. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile Müslümanlara karşı yapılacak düşmanlıkta düşmanlara destek vermeme adına anlaşmanın altına imza attılar. Ama Ebu Sufyan'ın düşmanlığına yardım ettiler. Ebu Sufyan'ın Müslümanlara zarar vermesi konusunda Medine'nin yollarını gösterdiler, kapılarını açtılar. Aleyhissalatu vesselam şimdilik bu ihanete göz yumdu. Ama şimdilik buna herhangi bir ses çıkartmadı. Ama Yahudiler de Müslümanları hançerleme adına hiçbir fırsatı kaçırmadılar. Tıpkı Uhud'dan sonra Müslümanlar ağır bir yara alıp takriben 70'ten fazla alim, hafız, davetçi sahabelerinin şehit olması, o kuyu başlarında şehit edilen sahabeler vardı hatırlarsanız Uhud'dan sonra. Yahudiler bunu fırsat bildiler. Dediler ki Müslümanların gücü ne oluyor? Yavaş yavaş azalıyor, tükeniyor. Elimize bir fırsat geçti. O sırada da Resulullah aleyhissalatü vesselam, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali ile beraber Nadir oğullarını ziyarete gitmez mi? Yani Yahudi bir topluluğu ziyarete gidiyor. Yahudiler için tam bir altın fırsat. Aralarında istişare ediyorlar. Ne yapıp edelim, Muhammed'i bugün öldürelim, bu fırsatı bir daha yakalayamayız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi bir duvarın dibine doğru çektiler. Dediler ki ey Ebul Kasım, sana yemek ikramında bulunalım. Sana tabirindeyse şöyle izzetli bir sofra hazırlayalım. Sen şuraya otur dediler. Yukarıdan da bir değirmen taşını Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın üzerine atıp öldürmeyi hedeflediler. Cebrail aleyhisselam geldi. Vakayı, bu ihaneti Resulullah aleyhisselama bildirdi. Resulullah aleyhisselam hiç sesini çıkartmadı. Yanındaki sahabelerle istişare etmedi. Kimseyi uyandırmadan yavaş yavaş yürüyerek Medine'ye kadar geldi. Ancak dün Ebu Süfyan'ın eliyle yapılan ihaneti
Bugün Peygamber aleyhisselam artık affetmeyecekti. Muhammed bin Mesleme'yi çağırdı. Dedi ki ey Muhammed, orduyu hazırla, Nadir oğullarına savaşacağız. Ancak onlara git benden şu haberi ilet. 10 gün içerisinde Medine'yi terk ederlerse kendilerini serbest bırakacağız. Ama 10 gün içerisinde Medine'yi terk etmezlerse erkeklerinin hepsini kılıçtan geçireceğiz. Bu haberle Muhammed bin Mesleme Nadir oğullarına geldi. Vazifeyi bildirdi. Bakın Yahudiler ona bir söz söylediler. Dediler ki biz böyle bir haberi Medineli bir insandan almak istemiyorduk. Yani Medineli bir insanın bizim için böyle kötü bir akıbeti bildirmesine dayanamıyoruz. Peki sizce Muhammed bin Meslem ne demiştir? Ne yapalım emir kuluyuz efendim. Ben de aslında sizin için güzel şeyler düşünüyordum. Yapmazsınız, hüsnü zan besliyordum. Muhammed yalınmıştır aleyhissalatu vesselam. Yoksa şu sözler mi? Ne diyor biliyor musunuz? Vallahi kalpler artık değişti. Söze bakın. Kalpler artık değişti. Artık buraya Allah ve Resulünün sevgisi girdi. İsrailoğullarının, Yahudinin sevgisi kalmadı. İslam da bundan önceki ahitleri, anlaşmaları iptal etti dedi. Bu söz onlara yeterdi artık. Hiç öldürülmelerine gerek kalmadı. Boyunları zaten büküldü elhamdülillah. Tam hazırlanıyorlar göç etmeye. Bu sefer dikkat edin şimdi Muhammed bin Mesleme'nin tam zıt bir tablosu gerçekleşiyor. Kim girecek bu seyare? Abdullah İbni Selül girecek. Ensara yakışacak bir tavrı sergilemekten aciz adam girecek araya. Ve Nadir oğullarına şöyle seslenecek. Sakın ha sakın mallarınızı ve mülklerinizi terk etmeyin. Bu topraklardan ayrılmayın. Kalelerinize geçin. Benim yanımdaki adamlar ve bulacaklarımla beraber 2000 kişiyle size yardıma geleceğiz. Bakın dikkat edin ne olur. Eğer Müslümanlar sizle savaşırlar ise lan alçak diyesin geliyor. Sen Müslüman değil miydin? Sen Peygamber aleyhissalatu vesselama iman ettiğini söyleyen adam değil miydin? Eğer diyor Müslümanlar sizle savaşırsa biz de sizle beraber savaşacağız. Allahu akbar ve lillahilhamd. Ama bu söz gerçekten toprağın altını kaydırabilecek bir söz. Ve Yahudiler hemen Nadir oğulları Resulullah Aleyhisselam'a bir elçi gönderiyorlar. Biz mallarımızı, mülklerimizi, kalelerimizi terk etmiyoruz. Gelin sizle burada savaşacağız deyince aleyhissalatu vesselam Allahu Akbar tekbir getirir. Ve Yahudilere karşı bir savaşa girişeceğiz der. Ve Müslümanlar bir ordu hazırlarlar. Bu ordu ne kılıç sallamıştır, ne mızrak atmıştır, ne ok atmıştır. 15 gün boyunca Nadir oğullarının kalesini kuşatmıştır. Müslümanların yaptığı sadece bir şey var. Neydi o da? Hurma ağaçlarını kestiler. Hurma ağaçları Yahudilerin canıdır, elidir, koludur, kanadıdır, kalbidir, yüreğidir, damarlarıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o ağaçları kesince Yahudiler hemen serzenişte bulundular. Ey Muhammed, niye fitne çıkartıyorsun? Hani sen emrediyordun ağaçlar kesilmez. Subhanallah Yahudi işte. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldiler ve teslim oldular. Bütün kabile Nadir oğullarının aileleri hepsi nereye göçtüler? Hayber'e doğru gittiler. Ama yolda ne yaptılar biliyor musunuz? Öncesinde bütün evlerini yıktılar. Sırf Müslümanlar o evlerde oturmasınlar diye. Alçaklar. Bahçeleri tarumar ettiler. Urma ağaçlarını yaktılar. Dallarını kestiler sırf Müslümanlar kullanmasın diye. Subhanallah. Müslümanlar onlara mı kaldı? Sizin lanet kokan, ateş kokan, azap kokan evlerinize mi kaldı Müslümanlar? Ve yolda giderlerken de cariyelerini oynatarak şarkılı, çalgılı, çengili gittiler ki hani biz burada itibarımızı kaybetmedik. Tabir yerindeyse kendi isteğimizle gidiyoruz dercesine bir hava sezdirmeye çalıştılar. Allah'a hamdü senalar olsun ki Medine'den Yahudiler arınmaya başladılar elhamdülillah. Evet sevgili dostlar, vallahi sadece Resulullah döneminde Yahudilerin entrikalarını anlatmaya kalksak saatlerimiz geçer. Hele bu adamların insanlık tarihinde yaptığı entrikaları anlatsak inanın ciltler dolusu kitaplar yazılması lazım. O yüzden biz programımıza inşallah burada ara vereceğiz. Ama ne olur? Allah'ın kitabını okurken,
Ali İmran 100 ve 101. ayetler gibi hitaplarla karşılaşırken ne olur sosyoloğun ağzından çıkan bir söz gibi bu ayetleri algılamayın. Bu ayetler bir psikolog tarafından yazılmadı. Bu ayetler bir toplum bilimcisi tarafından bir araya getirilmedi. Bu ayetleri ırkçılığı, kavmiyetçiliği, bilmem neciliği araştıran ilahiyatçılar tarafından da yazılmadı. Bu ayetler, yani ey müminler, ey Müslümanlar, Yahudi ve Hristiyanları sırdaş edinmeyin. Siz onların dinine tabi olmadığınız müddetçe onlar sizi asla sevmezler diyen bizzat Allah Subhanahu ve Teala'dır. Onların kalplerini bilen, zihinlerini bilen, alemlerin Rabbi olan Allah bu ayetleri indirmiştir. O yüzden bu ayetleri okurken bizzat Allah tarafından indirildiğini şahit olarak okumanızı tavsiye ederim aziz dostlarım. Şimdi birkaç gün sonra gerçekleşecek olan Noel Bayramı ve yılbaşı üzerinden bazı kardeşlerimiz diyorlar ki abi bir konuşma yapar mısın? Hani şu Noel Bayramı'nı kutlayan Müslümanlar var ya, yılbaşı gecesini idrak eden Müslümanlar var ya, abi şunlara bir iki tane tabir edilse laf soksam da içimizi şöyle bir cız etse diyenlere, kardeşlerime inanın vallahi birkaç gündür kara kara düşünüyorum. Allah kalbimi en iyi biliyor. Ve şunu İslam coğrafyalarına baktığımda şu tablo ortaya çıkıyor. Şu an heva ve heveslerine kapılıp da namazı terk eden Müslümanlar var. Hem de namaz kılanlardan daha fazlalar. Modernizmin adı altında çarşaflarını, başörtülerini sepetlere sokup çırılçıplak sokaklara çıkan bayanlarımız var. Bizim bayanlarımız. Müslüman bayanlar. Şu an sakallılardan, çarşaflılardan utanan, onları gördüğünde yere bakan, annem diyesin yok diyemiyor. Annem diyemiyor. Teyzemin bilmem nesi deyip de annesini tabirinde dışlayan, geçmişiyle utanan öyle nesiller var. Zinayı kendine ilke edinmiş. İçkiyi kendine bir hayat tarzı kabul etmiş. Bu kadar insan varken aziz dostlar, şimdi biz aslında bu haldeyken, İslam dünyası bu haldeyken, inanın akşam, yılbaşı akşamı eline çerezi alıp, çok affedersiniz, evine gelip de televizyon karşısında kadınları seyreden, o adama izin veren, o adamla beraber salyaları akıtıp da eğlenen bir kişiyi ben hangi hakla kınayacağım onu bilemiyorum. İstanbul içerisinde bütün kiliseleri gezmekle övünüp de bir gün yolu cuma için camiye düşmeyen bu kadar Müslüman varken Allah'ın kitabını, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini bir kere kenara atıp şarlatanları, hokkabazları kendine rehber edinmiş bizler varken, yahu ben şimdi yılbaşı akşamında eğlenen adamı nasıl kınayacağım onu bilemiyorum. Niye biliyor musunuz? Kınanmayacak bir durumda olduklarından dolayı değil. 364 gün boyunca Yahudi ve Hristiyan gibi yaşayan bir adama ben nasıl diyeyim ki ne olur bir gününü, bir geceni de Müslüman gibi yaşa. Hakkınızı helal edin. 364 gün boyunca Yahudi ve Hristiyanları takip etmiş. Onlar gibi konuşmuş. Onlar gibi görmüş. Onlar gibi düşünmüş. Onlar gibi hayatı okumuş. Onlar gibi amel etmiş bir adama, bir kadına, ya ne olur da şu son gecede onlara muhalefet edeyim. Hangi mantıkla bunu söyleyeyim? Vallahi işin içinden çıkamadım. Hiç gerek yok. Ben sadece 364 gün boyunca Allah'a ve Resulüne tabi olmuş, Allah'ı ve Resulünü seven, Allah'ı ve Resulü emrettiğinde canım fedadır diyenlere sadece bir nasihatim var. Ne olur bir gecenizi 364 güne, tabirinde ise 364 gününüzü bir gecenize kurban etmeyin. Ne olur size yakışmayacak sözleri
size yakışmayacak işleri, size yakışmayacak olan tavırları o gün ne olur sergilemeyin. Bunu da herhalde bir mümine sadece hatırlatırız. Sadece nasihat ederiz. Aman kardeşim sen düşme. Diğeri inanın gündemimizde bile olamıyor. Neden? Yahu ben 364 gün Allah'a savaş atmış bir adama diyeceğim ki şimdi Yahudi ve Hristiyanlara savaş aç. Tamam o gün başardık. O gün bunu elde ettik. Eğer Ocak 1'de halen o adam Yahudi ve Hristiyanların adımını takip ediyor, sen buna ses çıkarmıyor isen, o zaman kusura bakma kardeşim, senin samimiyetin yok. Bir gecesine takılıp da onun hayatını yok saymak, görmezden gelmezsen, ya kardeşim o zaman bizim bir gece afişler asmamızın, tek tek broşürler dağıtmamızın, sitelerimizde bangır bangır Noel haberleri vermemizin ne anlamı kalıyor? Sadece bir günlerine düşman olduk. Evet, varsın eğlenen eğlensin. Bunu benimsediğimizden söylemiyoruz. Varsan eğlenen eğlensin. Ama biz mümin erkek ve mümin kadınlara havai fişeklerin insan çığlıklarıyla karıştığı o anda evlerinde hanımlarıyla çocuklarıyla secdede olmasını tavsiye ederiz. Bu günahkar insanların günahı gökyüzüne kadar ulaşıp yere azap olarak inecekse, azap melekleri o zaman seni, aileni ve en yakın kardeşlerini aynı odanın içerisinde Allah'ı zikrederken bulsunlar. Vallahi en fazla tavsiye edeceğim husus budur. Allah-u Teala gecemizi mübarek eylesin. Allah-u Teala Müslümanlara yardım etsin. Müslümanların düşmanlarını kahru perişan etsin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavat.